Evet arkadaşlar, iş güç enerji soru çözümlerinin ikinci videosunda beraberiz. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan MM2M kütleli cisimler ev kuvveti etki ediyormuş. Cisimler aynı yolu aldığında yapılan işler nedir diye soruluyor, bağıntısı soruluyor. Kosinüs alfa değeri bize neyi verecektir? Yatay eksendeki kuvveti verecektir. Yani bu değer F'in kosinüste burada bir açı varsa, F değeri varsa bu değer fx diyoruz. F çarpı kosinüs alfadır. Alfa büyüdükçe kosinüs alfa değeri sonuçta küçülecektir. Dolayısıyla W1, W2 ve W3 arasında bir değerlendirme yapar isek F çarpı kosinüs alfa, ikinciye herhangi bir açı olmadığı için F çarpı, aynı yolu almışlar. Buna da x diyelim. Bu da F çarpı kosinüs 2 alfa çarpı x'tir. Dolayısıyla bunları sıralarsak en büyük değer ne olacaktır? W1 bir kere W3'ten büyük olacaktır. W2 de diğerlerinden büyük olacaktır. Çünkü kosinüs 2 alfa değeri kosinüs alfa değerinden daha küçüktür. Dolayısıyla F1'de, V1'de, V3'ten büyük olacaktır. Bu sıralamaları eğer yaparsak da V2 büyüktür, V1, V1'de büyüktür, V3 olacaktır arkadaşlar. Yanıtımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci sorudayız. Bir şey, kesitimiz var. K noktasından 3 ve hızıyla harekete başlıyor. Sizin için yazdım. LMN noktalarından 2V, 2V ve V hızlarıyla geçmektedir. Hangi yollar? Kesinlikle sürtünmelidir deniyor. 1 bölü 2 mv kareye e dersem eğer k noktasında 3v hızı varsa 9e'dir. Bu kesin. L noktasında 2v varsa 4e'dir. Burada da 4e'dir. Burada da v ise enerjisi e'dir. Şimdi kinetik enerjisinde lm arasında herhangi bir fark yoksa, aşağı doğru inerken kinetik enerjisi artmıyorsa potansiyeli 2mg aşken mgh'a düşmüş doğal olarak. Eğer kinetik enerjisinde hiçbir fark yoksa ne diyebiliriz? Kesinlikle sürtünme var diyebiliriz LM arasında. LM olmayan hemen seçenekleri elersek B seçeneğini elemek durumundayız. C seçeneğini de elemek durumundayız. A, D ya da E kalacak. Şimdi buradan K'dan L'ye giderken 9E'lik bir fark, 9E'den 4E'ye düşmüş. Yani 5E'lik kinetik enerji farkı var. M'den N'ye doğru giderken de ne kadarlık kinetik enerjisi farkı var? 3E'lik kinetik enerjisi farkı var. 5E'lik kinetik enerjisi farkı 2MGH'a dönüşmüş olarak diyebiliriz. 2MGH'a. 3E'lik kinetik enerji farkı da neye dönüşmüş diyebiliriz? Gene 2MGH'a dönüşmüş diyebiliriz. 5E'lik eğer 2MGH'a dönüştüyse, bu 3E'lik de MN arasında 2MGH'a dönüştüyse arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz. KL arası da kesinlikle sürtünmelidir. Çünkü K'dan L'ye giderken enerjisi, kinetik enerjisi 4E'ye düştüyse, yani 5E'lik bir harcama varsa, M'den de N'ye giderken 3E'lik bir kinetik enerjisi varsa ve bunun neticesinde 2MGH'lık bir potansiyel enerjisi doğmuşsa ve M'den de N'ye giderken 2MGH'lık bir potansiyel enerjisi doğmuşsa, o zaman KL arası da kesinlikle sürtünme var diyebiliriz arkadaşlar. Yanıtımız C seçeneğidir. Üçüncü soru arkadaşlar. Şekilde kesiti verilen yolun sadece yatay bölümü sürtünmelidir. P noktasından V0 hızıyla harekete başlatılan cisim L noktasında duruyormuş. KL yoluna bulunabilmesi için aşağıdakilerin hangisinin bilinmesine gerek yoktur deniyor. Şimdi enerji formüllerini yazalım. K noktasında nesi var? 1 bölü 2 m ve 0'ın karesi var. Ve L noktasına geldiğinde neyi olacak? MGH artı sürtünmeye harcanacak bu. Yani yükseklik kazanacak. Artı KMGX'e harcanacak. M'leri buradan götürdüğümüz zaman ne çıkacak? V0'ın karesi bölü 2 eşittir GH artı KGX'e karşılık gelecek. Yani bunu neden yazdım? Buradaki kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşmüş artı bir neye harcanmış? Isıya dönüşen bir
ne var burada? Enerji var. Sonuçta sürtünme enerjisi. Bunu da bu şekilde yazdık. KMGX diye. M'ler sadeleştiği zaman o zaman N'ye gerek yok. M'ye gerek yok. V0'a gerek var. H'ye gerek var. Sürtünme katsayısına gerek var. Bir de neye gerek var arkadaşlar? Yer çekimi ivmesine gerek var. Sonuçta M'ye gerek yoktur. Yanıtımız C şıkkıdır. Dördüncü sorudayız. Kütlemiz 6 kilogram. 10 metre bölü saniye hızından hızımız 5 metre bölü saniyeye düşüyor. 45 metre yol sonra etki eden sürtünme kuvveti soruluyor. Formülümüzü hatırlayalım. Delta EK neydi? 1 bölü 2 6 çarpı 10'un karesi eksi 1 bölü 2 6 çarpı 5'in karesi. Buradan 225 jül çıkar. Delta EK neydi arkadaşlar? Yani 225 jül F sürtünme çarpı X'e eşittir. Yazalım. 225 eşittir. F sürtünme çarpı yolumuz kaç metre? 45 metre. Buradan etki eden sürtünme 5 Newton çıkacaktır. Doğru cevabımız Denizli D seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Bu soruda sürtünmeli eğik yüzeyimiz var. K noktasında durmakta olan cisim şekildeki ev kuvvetiyle çekiliyor. L noktasındaki kinetik enerjisi EK'ymiş. Potansiyel de EP'ymiş. Söylenen bilgiler bilindiğine göre niceliklerden hangileri bulunabilir deniyor. Şimdi enerji dönüşümünü yazalım arkadaşlar. Uygulanan kuvvet yani yapılan iş neye dönüşmüştür? F çarpı X kinetiğe dönüşmüştür. Potansiyele dönüşmüştür. Bir de ısıya dönüşmüştür. Bunları yazar isek. Şimdi neler bilinmektedir? F bilinmektedir. KL yolu yani X bilinmektedir. EK bilinmektedir. EP bilinmektedir. Dolayısıyla hangileri bulunabilir deniyor? Tabii ki W ısı bulunabilir. Bu bulunuyorsa sürtünme kuvveti yani W ısıyı nasıl yazabiliriz? F sürtünme çarpı X şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla sürtünme kuvveti de bulunabilir. Ancak L noktasındaki hızı bilinememektedir. Çünkü EP bilinemiyor. Dolayısıyla EP bilinemiyorsa o zaman L noktasındaki hızı da bilinemeyecektir arkadaşlar. Yani biz ne bulabiliriz? Sadece ısıya dönüşen enerjiyle sürtünme kuvvetini bulabiliriz. Yani yanıtımız D seçeneğidir arkadaşlar. Sürtünmesiz 6. soru. Sürtünmesiz yatay bir yolda bulunan cisme 60 derecelik açıyla 40 Newton uygulanıyor. Yatay bileşenimizi bulalım ilk önce. Yatay bileşen kuvvetin 40 çarpı kosinüs 60'tır. Bunun değerini 1 bölü 2 olarak biliyoruz. 40 çarpı 1 bölü 2'den yatay bileşen 20 Newton olarak bulunabilir. Peki gücün formülü neydi? Gücün formülü W bölü T idi. Bunu da F çarpı X olarak biliyoruz. Peki F'i bulduk mu yukarıdan? Evet bulduk. Ne olarak bulduk? 20. Ne kadar metre boyunca uygulandı? 8 metre boyunca uygulandı. Kaç saniye süreyle uygulandı? 5 saniye süreyle uygulandı. Sadeleştirirsek 4. 4 kere 8, 32 watt olarak cevap hazır. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. 7. sorudayız. Bir yol var. Bu yolda L noktasından harekete başlamışız. M'ye ulaşmış. L'deki potansiyelimiz 3mgh. M'deki mgh. Ne kadar harcadı? 2mgh. Ne kadar yol boyunca harcadı? Burada, 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 burada. Ben ona 4 birime 4W diyorum. Her W mgh bölü 2 demek. Şimdi tekrar cisim K noktasından bırakıldı. Ve nereye kadar çıkabilecek? Ben şöyle bir hesap yaptım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. 6W harcamış olsun.
6W3 MGH'e karşılık gelmektedir. Aynı zamanda MGH da potansiyel kazanmıştır. Yani sonuç olarak 4 MGH'ını tüketmiştir M noktasına kadar. Şimdi 1 MGH elinde kaldı. 1 MGH'in yarısını daha tüketecek. Aynı zamanda potansiyel de kazanması lazım. Yani MN arasında hiçbir şey kaybetmese ki kaybedecek. Yani N noktasına cismimiz ulaşamayacak. Bu ikisinin arasında, yani şu aralıkta bir yerde durmak zorunda. Çünkü elinde sadece tek MGH'ı kaldı. Tek MGH MN noktasının arasında onu N noktasına varamadan tükenmesine yol açacak arkadaşlar. Yani sonuç olarak A seçeneği doğru yanıttır. 2M ve M kütleli cisimlerimiz var. M ve 2M. Sürtünmesiz eğik düzlemde ilk hızsız bırakılıyor. Hangisi kesinlikle aynıdır niceliklerden? İvmelerin büyüklüklerine bakalım. Şimdi ivme neydi? F net bölü, yani sağ taraftaki için hesaplayalım. 2MG sinüs teta bölü 2M. Buradan 2M'ler sadeleşirse G sin teta olacaktır. Soldaki için gene aynıdır. Yani bunu 2M için yaptık. Soldaki için yapalım. Burada MG sin teta bölü M olacağı için gene dikkat edelim. G sin teta çıktı. İvmeler aynı. Peki ivmeler aynıysa yollar da aynı. O zaman en alttaki hızların büyüklükleri de aynı olacaktır. Yollar aynıysa, hızlar da aynıysa o zaman aşağıya gelme süreleri, onlar da aynı olacaktır. T sonuç olarak burada neydi? Yol bölü hızdı. Burayı x'ler x'i içinde aynı vermiş. V'leri de aynı olduğunu biliyoruz. Çünkü ivmeler aynı. Dolayısıyla her üçü de ivmede, hızda ve en alt konuma gelme süresi de iki cisimde kesinlikle aynıdır diyebiliriz. E seçeneğidir arkadaşlar. 9. soru. Siz okuyunca soruyu. Ben buradaki potansiyelini yazıyorum. 5 MGH'lık bir potansiyelimiz var. Nereye kadar gelebiliyor? N'ye geliyor. N'ye geldiğinde buradaki potansiyeli 2 MGH. Bir de aynı zamanda ne diyor? Kinetik enerjisi bu noktadaki, yani N noktasındaki yere göre potansiyel enerjisine eşit oluyor diyor. Ona da 2 MGH diyelim. O zaman toplam enerji burada 4 MGH. 5 MGH'da başlangıçtaki potansiyeli vardı. 5'ten 4'e gelirken MGH ne olmuş? Isıya dönüşmüş. Yani ısıya dönüşen enerji buradan MGH'tır. Yanıtımız C seçeneğidir arkadaşlar. 10. sorudayız. Bu soruda bir yol var. Cisim K noktasından E kinetik enerjisiyle geçiyor ve sürtünmeye maruz kalıyor. Aynı zamanda N'ye kadar çıkıyor. N'den de tekrar geri dönüp L noktasında duruyor. Yani bu noktadaki potansiyeli 2 MGH'tır. O zaman N'den dönüşte L'de durduğuna göre demek ki ısıya harcanan 2 MGH'tır. Peki 2 MGH harcanıyorsa buradan K noktasından geçtikten sonra 2 MGH harcanacak burada. 2 MGH aynı zamanda 2 MGH'da potansiyel kazanacak. O zaman burada E'nin değeri 3 MGH'tır. Tekrar toparlayalım. Şimdi diyelim ki bu noktada toplam 4 MGH'ı var. Burada 2 MGH'ını harcadı. Buraya da 2 MGH'lık potansiyel oluşturdu. Nasıl bulduk 2 MGH'ı? Çünkü N'den L'ye geldik. Yani 2 MGH burada tükettik. Şimdi K'dan N'ye giderken 2 MGH tüketiyor. 2 MGH da kazandırıyor. Dolayısıyla E'nin 3 MGH olması gerekmektedir. 4 MGH'ın 2 MGH'ını burada harcadı ve 2 MGH'lık da potansiyel kazandırdı.
E 3mg açtır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 11. soru. Bir düzlem var. KLM yolunun H yüksekliğindeki K noktasına serbest bırakılan M kütle cisim harekete geçiyormuş. Bu yol boyunca cisme etki eden sürtünme kuvveti sabitmiş. Cisim için aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır diyor. A şıkkından başlayalım. Eğer sürtünme kuvveti sabitse KL ve LM arasında inceleyelim. Ne diyeceğiz? K1 çarpı MG kosinüs alfa diyeceğiz. K2 çarpı MG diyeceğiz. Bunlar gibi götürse birbirine MG'ler. K1 çarpı kosinüs alfa eşittir K2 çıkacaktır. Sürtünme katsayısı farklıdır. Dolayısıyla bu seçenek bizim için olamaz. Bu farklı olduğunu gayet tabii ki görüyorsunuz. Cismin yatay düzlemde aldığı yol kütlesine bağlıdır deniyor. L noktasındaki kinetik enerjisini diyelim ki 1 bölü 2 mv kare diyelim. 1 bölü 2 mv kare bir müddet sonra tükenecektir. Bu da neyle alakalıdır? K2 mg çarpı x'tir. Bu tamamen bu nedir? F sürtünme kuvvetidir. X ile çarptığımız zaman ısıya harcanan bu da yolu vermektedir. Sonuçta m'leri birbirine götürdüğümüz zaman yoldan bağımsız olduğunu görebiliyoruz. Bu doğru gibi gözüküyor. Cisim eğik düzlemde durmaz diyor. Yanlıştır. Harekete başladıysa devam edecektir. Cisim yatay düzlemde bir süre sonra duracaktır. Evet, duracaktır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Eğik düzlemin L noktasındaki cismin kinetik enerjisi MGH'den küçüktür. Çünkü tabii ki küçüktür. Sonuç olarak bir kısım da burada neye harcanmıştır arkadaşlar? Isıya harcanmıştır. Küçük olduğu da doğrudur. Sonuç olarak burada tek seçenek B seçeneğidir. Doğru yanıt B seçeneğidir arkadaşlar. 12. sorudayız arkadaşlar. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde M noktasında dengede olan yayın önüne M kütleli cisim konuyormuş. Yani L noktasına kadar sıkıştırıldığı zaman cisim X kadar uzağa düşüyormuş. İşlemlerden hangileri yapılırsa cisim O noktasından 2 kadar uzağa düşer deniyor. Şimdi L noktasındaki potansiyeli yazarken ne kadar sıkışmış durumda? 1 bölü 2 kx kare kadar sıkışmış durumda. Onu hemen yazalım. 1 bölü 2 kx kare kadar potansiyeldir. Şimdi biz ona şunu diyeceğiz. E eşittir 1 bölü 2 mv1 kare diyorum. 2x kadar sıkıştırıldığı zaman enerji ne edecek arkadaşlar? Şöyle yazıyorum. 2x kadar sıkıştırıldığı zaman 1 bölü 2 k 2x'in karesi bu nedir? 1 bölü 2 k 4x kare eder. Buna da o zaman ben 4e diyebilirim. Yani k noktasına kadar sıkıştırıldığı zaman buna 1 bölü 2 m v 2 kare diye derim. Bunları taraf tarafa oranladığım zaman v1'in karesi bölü V2'nin karesi 1 bölü 4 çıkacaktır. Buradan V1 bölü V2 ne çıkar? 1'e 2 oranı çıkar. Yani K noktasına kadar sıkıştırmak 2X kadar uzağa düşürmek için sebeptir arkadaşlar. M kütleli cisim yani 2M kütleli cisim kullanmak sonuçta bir şey fark etmeyecektir. Çünkü M'den bağımsızdır. Yukarıdaki formülde de dikkat ederseniz 2M kütleli cisim de konuşsa gene 2M'ler sadeleşecektir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yayın yarısını kesmek yayı enerjisini 2 katına çıkaracaktır. O zaman E bölü 2E olacaktır. Sonuçta E bölü 2E olması yani 1'e 2 oranı burada neyi doğuracaktır arkadaşlar? V1 kare bölü V2 kareyi doğuracaktır. Bunların taraf tarafa oranladığımız zaman V1 bölü V2 oranı bize 1 bölü kök 2'yi verecektir. Sonuçta 2x'e düşüremeyecektir arkadaşlar. Yazıyorum burada 2x'e düşüremez. Dolayısıyla 1 numaralı yargı doğrudur. 2 numaralı yargı yanlıştır. 3 numaralı yargı da yanlıştır arkadaşlar. Tek seçenek A seçeneğidir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.